İnşallah sesim dışarı iğrenç gelmemiştir. Kesin yine cringe üstüne cringe olacağım kendimi dinlerken. Moş'tan herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Oppo'nun bir kulaklık incelemesini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz son 6 ay içerisinde bir anda bir sürü model çıkarttı kendileri. Şu an bizim elimizde Enco Air modeli var. Aynı zamanda model numarası olarak onu da söyleyeyim. ET161 olarak geçiyor model numarası. Bunu söylememdeki sebep karışıklık yaşanmaması için. Çünkü modellerin isimleri de birbirine çok benziyor. Görünüşleri de birbirine çok benziyor. O yüzden satın alırken bir sorun yaşamayın diye direkt model numarasında ilan da falan her yere yazmışlar zaten. Şimdi şöyle hızlıca kutumuzu açmaya başlayalım. İçerisine direkt şu şekilde kulaklığımız bizi karşılıyor. Etiketinde hala henüz kaliteli. Demek ki buradan anlıyoruz ki kulaklık da %100 kalitelidir. İçerisinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Komple tamamen Türkçe, garanti belgesi vesaire de burada yer alıyor. İhtiyacınız olan bütün bilgiler yazıyor içinde. O yüzden video burada bitiyor. Hoşçakalın. Şöyle kaldırdım. İçine bir tane Type-C mini minnacık bir şarj kablosu. Burayı açtığımda hiçbir şey var. Buraya da bir şey koysa, sakız makız koysalardı bari. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Şimdi şöyle hızlıca kulaklığımızı nazikçe yuvasından çıkarıyoruz. Şöyle bir kulaklık. İlk bakışta çok şık görünüyor. Bir su damlasını andırdı bana. Üst kısmındaki kapağı şeffaf. Güzel bir tasarıma gidilmiş. Bundan önce kimse denememişti herhalde şeffaf bir kapak tasarımı. Arkasında Oppo'nun kendi logosunu görüyoruz. Gayet kibar, böyle göze sokulmayacak şekilde yerleştirilmiş. Alt tarafında şarj girişi mevcut ve ön kısmında da bir tane LED'imiz var. Bu kısımda şarj durumunu renkler üzerinden görebilmemizi sağlıyor. Kapaktan biraz bahsedelim. Şimdi kulaklıkların kapakları benim için biraz önemli. Çünkü şuradaki menteşe bize kulaklığın kalitesiyle ilgili ipucu veriyor diyebilirim aslında. Kapak ne kadar çabuk bozuluyorsa o kulaklık, o markanın o ürünü o kadar işe yaramaz oluyor bence. Kapağımız vesaire gayet kaliteli. Kulaklıklarımız düşüyor mu? Düşmüyor. Kapak da kapanmıyor. Gayet güzel. Mat bir tasarım var. O yüzden kutunun çok çabuk çizebileceğini düşünüyorum. Ben güzel böyle temiz bakmakta fayda var. Şöyle kulaklıkları içerisinden hızlıca bir çıkartıyorum. Kutumu yanıma kaldırdım ve kulaklıklara şöyle bir bakmak istiyorum. Açıkçası Oppo'dan beklemediğim şekilde güzel bir tasarım yapmışlar kulaklıklarda ve kutuda da. Kulaklıkların iki yanında şarj olan kısımlarında metal detaylar mevcut. O şık görünmesini sağlamış. Alt kısımda mikrofonları görüyorum. Çeviriyorum. 4 mikrofonlu olduğu söyleniyor. Evet, şuralarda üst kısımlarda da diğer mikrofonlar mevcut. Şöyle bir diyaframına bakacağım. Evet, diyafram çelik. Yani metal. Bastırıyorum şeyle falan. Hiçbir şey olmuyor. Bu tip diyaframlar çok sağlıklı. Çünkü kulağınızın içine yerleştirirken doğal olarak kulak kirlerini mecbur. Yani yapacak bir şey yok. Buralara zaman zaman dolabiliyor. Toz dolabiliyor. Buralar çelik olduğunda bu temizleme işlemi daha kolay oluyor. Özellikle kulaklığın diyaframına da zarar vermemiş oluyoruz. Şimdi şöyle bir kulağıma yerleştireceğim. Bunda silikon olmamasına rağmen sesimi ben boğuk duyuyorum. Bu da tasarımıyla ilgili. Oppo bayağı tasarım işine çalışmış anladığım kadarıyla. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmak istemem. İsterseniz teknik özellikler kısmına geçelim. Hem ergonomik anlamda bir değerlendirmiş oluruz hem de bütün teknik detaylarının ayrıntılı olarak size bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk önce kulaklığın tabii ki bataryalarından başlayacağım. Kulaklıklarımızın ayrı ayrı bataryaları 25 mAh. Kutumuzun bataryası ise 440 mAh. Toplamda 1,5 saatte şarj olabiliyorlar. Kutu tek başına 1,5 saatte şarj olabiliyor. Kulaklıklar kutunun içindeyken kutuyla birlikte yine toplam 1,5 saatte şarj olabiliyor. Kullanım sürelerine gelecek olursak kulaklıklar 4 saat kullanılabiliyor. Kutu ise 24 saat kullanılabiliyor. Yani 4, 8, 12, 16, 20, 20. Yani kutu kulaklıkları tam 6 kere şarj edebiliyor. Aynı zamanda Oppo Enco Air hızlı şarjı da destekliyor. 10 dakikalık bir hızlı şarj ile kutuyu toplamda 8 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki kulaklıkları 2 kere yani 4-4 kullanabilirsiniz. Gayet ideal bu da. 5.2 Bluetooth destekleyen Oppo Enco Air aynı zamanda 80 milisaniyelik bir gecikme süresine sahip. O yüzden oyunlar için de iyi bir kulaklık olduğunu vaat ediyor bizlere. Ama tabii ki bir oyun kulaklığı değil, konuşma kulaklığı olduğu düşünüldüğü için içerisine tam 4 adet gürültü engelleri
engelleyici mikrofon da yerleştirilmiş. Bu da doğal olarak konuşmalarda, açık alanda, otobüsteyken, oradayken, buradayken daha iyi performans almanızı, sesinizin karşı tarafa daha yalın, daha temiz iletilmesini sağlıyor. Kulaklığımız IPX4 sertifikalı, yani su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı demek oluyor. İçerisindeki diyaframın da zaten ilk başta bahsetmiştik, titanyum diyafram kullanılmış burada. Hemen diyaframın altında yer alan sürücülerden bahsedecek olursak Oppo Enco Air dinamik sürücü destekliyor. Dinamik ve aerobik sürücüleri daha önceki videomuzda anlatmıştık ama tekrar şöyle geçecek olursam, dinamik sürücü alt frekanstaki sesleri duyucu şekilde vermeye ayarlıdır. Yani burada duyacağımız sesler tizden ziyade baslar ve vokal sesleri olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir kulaklığı denemeye başlayalım isterseniz. Telefonumu yanıma alıyorum. Şimdi kulaklıklar eşleşme moduna zaten kutudan çıkarttığınız anda otomatik olarak giriyor. Ama diyelim ki bir şey oldu, eşleşme moduna girmedi veya Bluetooth'unuzu kapatıp başka bir cihaza bağlamak istiyorsunuz. Orada yapmanız gereken şey manuel olarak kulaklıkları eşleşme moduna sokmak. Ben az önce bunu gerçekleştirdim. Kutudan çıkarttım ama telefonuma bağlanmadı nedense. O yüzden yandaki şu dokunmatik alanlara 4 saniye basılı tuttum ve eşleşme moduna geçti. Kulaklıkla şöyle bir şey benim hoşuma gitti. Normalde bu işte 10 saniye basılı tutma, 5 saniye basılı tutma durumlarında biz böyle yapıyoruz. Oppo Enco Air'de buna gerek kalmıyor. Çünkü kendisi sayıyor. Yani dokunmaya başladığınızda tin 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 diye saniyeleri kendi kulağınıza sayıyor zaten. 4 saniye basılı tuttuktan sonra pairing diyor ve eşleşme moduna geçiyor. Sesi çok güzel taklit ettim. Ve buradan direkt Oppo Enco Air diye çıkıyor. Bağlanıyoruz. Şu anda pil seviyesini %100 olarak gösteriyor. Şimdi şuradan bir şarkı açacağım hemen. Ne açacağım biliyor musun Serhat? Şarkı da şu an %50 ses seviyesinde. Şu an arttırıyorum gittikçe. %90 ve şu an %100'deyim. Hala kendi sesimi burada çok rahat duyuyorum. Azıcık mı geliyor? Kulağıma mesela çok iyi oturdu hakikaten. Güzel oturdu ama ona rağmen sesi tabii dışarı veriyor silikonsuz olduğu için. Şu an dediğim şarkıda çok fazla tiz var. O yüzden bir tık kulağımı acıtıyor. Tizleri bayağı böyle tiz tiz veriyor yani. %100'deyken bu arada. Normal böyle 70-80 seviyeye indirdiğimde güzel. İnşallah sesim dışarı iğrenç gelmemiştir. Kesin yine cringe üstüne cringe olacağım kendimi dinlerken. Şimdi genel olarak bir kulaklığın sesiyle ilgili yorum yapacak olursak, Run DMC'nin şarkıları çok fazla tiz barındırıyordu. O yüzden dinamik sürücüyü iyi değerlendirebilmek için bir tane pop açmaya karar verdim. Sefo pop söylüyor değil mi? Popçu bu da. Çok ciddi dinleyeceğim bunu. Evet, tizleri gerçekten fazla veriyor ama basslar da kötü değil, basslar da güzel. Yani tizler şuradaysa bassların normalde tizin burada, basın burada olması lazımken tizler buradaysa basslar da burada gibi düşünebiliriz. Hepsi de aynı veriyor. O yüzden ayırt etmek zor. Alt frekanslardaki sesleri verebiliyor mu diyeceksiniz. Yani veriyor bence ama herhangi bir kulaklık kadar. Hani ekstra bir şey hissettirmiyor size. Onu söyleyelim. Şimdi bu kısmı bu şekilde toparlayalım ve dokunmatiklerden biraz bahsedelim. Dokunmatik alanlar kulaklıklarımız hemen bu kısımlarında yer alıyor ve İki kere tıkladığınızda sonraki şarkıya geçiyor ama önceki şarkıya geçme yok. Arama geldiğinde iki kere tıklayıp aramayı açıyoruz. Konuştuktan sonra iki kere tıklayıp kapatıyoruz. Meşgul atma yok yine. Sesli asistana bağlanmak istersek de üç kere tıklamamız yeterli oluyor. Açıkçası bana kulaklık üzerindeki o kumanda işlevi, kısa yol işlevi çok fazla iyi gelmedi. Yani sağ sol ayırıp işte telefonu meşgul atmayı da en azından koysalar da bir de şarkıyı geri almayı, hani en azından şu ikisini de koysalar da daha güzel olabilirdi. Biraz yetersiz buldum. Şimdi son olarak bir de resetleme işleminden, yani fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden bahsedeceğim. Kulaklıklarımız yine kulağımızdayken 15 saniye basılı tutmamız yeterli. Şimdi deniyorum. Başladım, ikisi de aynı anda basıyoruz. 3, 4. Kendisi şu an bana tik tik veriyor zaten. Pairing de elimi kaldırmıyorum. Basılı tutmaya devam ediyorum. Ve resetlendiğini düşünüyorum. Şu anda şöyle bir Bluetooth'uma bakayım. Evet, Bluetooth'umdan çıkmış komple. Yeniden eşleşme moduna girmiş. Güzel. Bunu beğendim. Kulaklıklarımız 15 saniye basıyoruz. Kendisini sayması çok güzel olmuş. Şöyle ben kutuma geri kaldırmak istiyorum kulaklıkları. Ve artık isterseniz bir de fiyat performans kısmına geçip bir de fiyatını değerlendirelim. Şimdi son olarak kulaklığımızı bir değerlendirecek olursak, ben açıkçası ses performansından ve ergonomik olarak rahatlığından gayet memnun kaldım. Kulağıma silikonsuz olarak oturan nadir kulaklıklardan oldu ve kulağımı hiç acıtmadı da çok ilginç bir şekilde. Ayrıca kulaklıkların direkt olarak tasarımları da benim çok hoşuma gitti. Yani şöyle kulağımda takılırken telefonun kamerasından bir baktım. Çok şık gözüküyor uzaktan da. Kulağın içinde duruyor. Minik böyle şu çubuğu falan. O yüzden inanılmaz beğendim tasarımlarını ve bu konuda çok samimiyim şu anda. Yalnızca kutunun
tipi benim pek hoşuma gitmedi. Yani tasarım itibariyle güzel, işte kapak şeffaf vesaire güzelmiş ama kutu çok büyük yapılmış. Yani kulaklıklar mini minnacık. Bence kutu daha küçük olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yine de pantolonunuzun ön cebine, işte ne bileyim çantanıza falan her yere sığar. O kadar devasa bir kutu değil. İnce zaten bir kere. Veysel de bir vizyonsuz olduğu için sabuna benzetti. Elimizi yıkayabiliyoruz. Şu anda sanal pazar yerlerinde 670 lirayla 770 lira arasında satın alabiliyorsunuz. Oppo telefon kullananlar için açıkçası önereceğim ilk kulaklık bu olabilir. Ama eğer Oppo telefon kullanmıyorsanız yine de kaliteli olsun, işte garanti konusunda sorun yaşamayayım, köklü bir marka olsun vesaire derseniz yine tercih edebileceğiniz kulaklıklardan biri olmuş. Oppo'nun bir de kanalımızda Enco W11 modeli var. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. O da yine güzel, tasarım anlamında falan insanı tatmin eden bir kulaklıktı. Bu şekilde birinci hemen daha sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Eğer incelememizi istediğiniz başka kulaklıklar, başka ürünler varsa yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde daha birinci incelemenin sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.